Gerçekten ülkenin o kadar çok ağır sorunu söz konusu iken, iş cinayetlerinde birinci sıradayken, yolsuzlukta birinci sıradayken, haksızlık hukuksuzlukta birinci sıradayken böyle bir yasa teklifinin görüşülmesi, meclisin meşgul edilmesi çok doğru bir husus değil. Değerli milletvekilleri, üniversiteler araştırma, eğitim ve bilginin yayılması, görevlerini bütünlüklü bir şekilde toplum yararına yürüten kurumlardır. Bu yüzdendir ki üniversitelerin bağımsız olması ve siyasal iktidarların organlarına düşmemesi gerekir. Devlet ve siyasal iktidarların üniversitelerle ilişkileri olabildiğince keskin sınırlarla belirlenmelidir. Bu sınırlama ne kadar net çizilirse üniversiteler o kadar özgün ve özerk olacaklardır. Peki bu kanun teklifiyle üniversiteler daha mı bilimsel bir yapıya kavuşacaktır? 16 yıllık AK Parti iktidarının yüksek öğretime yönelik hayata geçirdiği tüm politikaların özünde piyasalaştırma, merkezileştirme ve kadrolaşma amacı yer almaktadır. Bu kanun teklifi de temel sorunları çözmekten çok kadrolaşmanın ve merkezileşmenin önünü açmaktadır. Sizlerin de bildiği gibi 12 Eylül darbesi sonrası cuntacıların üniversiteleri kontrol edebilmek, asayişi sağlayabilmek ve öğrencilerin, akademisyenlerin baskı altında tutabilmesini sağlamak için, kısaca bir itaat rejimi kurabilmek için YÖK denen bir kurumu kurmuştur. Askeri darbelerle oluşturulan kurumlarla mücadele edeceğini söyleyen iktidar, AKP, YÖK'ü kaldırmak bir yana 16 yıllık iktidarı boyunca her geçen gün daha da merkezileştirilmiş ve siyasal iktidara maalesef kurumları bağlamıştır. Söz konusu kanun teklifi YÖK'ün yetki alanından da daha genişleten düzenlemelere de yer vermiştir. AKP iktidarı bir taraftan YÖK'ün üzerindeki üniversiteleri kendine bağlarken diğer taraftan da eğitimi piyasa koşullarına göre şekillendirip ticarileştirmiştir. Üniversiteler bilimsel bilgi ve eğitim alanlarından piyasa taleplerini karşılayan kurumlara dönüştürülmüştür. Üniversitelere ayrılan kaynak giderek kısıtlanırken ticarileşme ve bilginin metalaşması da giderek artmaktadır. Bunun en önemli örnekleri umut tacirine dönüşen fahiş rakamlı sertifika programlarıdır. Yine üniversitelere kaynak yaratmak adına tesis, yüksek lisans gibi bölümlerin sayıları gittikçe artmaktadır. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarının yüksek öğretime yönelik en kapsamlı müdahalesi ise 15 Temmuz darbesi sonrası gerçekleştirilmiştir. Bu hal altında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı 1577 fakülte dekanını, yani tüm dekanların istifasını istemiştir. Böyle bir düzende üniversitelerin özerk ve bağımsız ve demokratik olması mümkün müdür? Böyle bir düzende bilimsel eğitimden bahsetmek sizce mümkün müdür? Darbe girişiminin hemen ardından 4225 akademisyen hızla görevden uzaklaştırıldı. Bu insanların pasaportlarına el konuldu. Hatta siyasal iktidarın elinin uzandığı her alanda bu insanların çalışması engellendi ve engellenmeye devam ediyor. UHAL döneminde yüksek öğretime yönelik tüm bu müdahaleler üniversitelerin içini boşaltmış ve akademi üretemez hale gelmiştir.